bir tane parfüm seviyorum da şimdi onun markasından konuşurken ne konuşacağımı unuttum. Lüks değil aslında, yani o kadar çok lükse girmez o konu, marka vermeyelim de konuştuğumuz hı hı. şey. Lüks değil de niye biz böyle bilmem ne marka çantaları, bilmem ne marka ayakkabıları anlıyoruz? Yani lüks bu mudur? Lüks bu mudur hocam? Ben mi başlayayım? Buyurun. Aslında birazcık da basının ve kapital düzenin etkisiyle böyle anlıyoruz. Tabii ki bunlar çok önemli. Lüks deyince akla en iyi ham madde, en iyi tasarım, en iyi en kaliteli işçilik geliyor ama lüks artık gittikçe istediğimiz gibi yaşama, bizi işte ruhen, zihnen zenginleştiren şeyler geliyor. Yani tabii ki belli bir ekonomik seviyeye kadar istediğiniz bir marka çanta almak lüks. Ama onun beşincisini almak size ilki kadar keyif vermediği için duygusal lükse girmiyor baktığınızda. Duygusal lüks bütün dünyada gittikçe daha çok deneyime, işte geleceğin anılarını yaratan anları yaşamaya dönüyor. İşte gastronomide ve seyahatte bu kadar dik bir çıkışın sebebi de bu aslında. Bu deneyimlerin üzerinden bir lüks anlayışı gelişiyor. Evet, özellikle pandemi sonrası bu zaten böyleydi de pandemi sonrası hiçbirimiz işte arabamızın markasını ya da işte çantamızın markasını konuşmadık. Özlediğimiz şey işte dostlarımızdı, birlikte gidilen seyahatlerdi, ortak yenen yemeklerdi. Onun için kavramlar ve algılar yavaş yavaş değişmeye başladı. Tabii ki bu biraz daha maddi olarak olgunlaşmış ülkelerde ya da maddi olarak buna şey yapabilen, bunu alabilen insanlar için geçerli. Tabii ki işe yeni başlayan genç birisi için bunlar hala işte çantalar, ayakkabılar, arabalar, bunların hepsi lüks. Ama yaşınız ilerledikçe ve maddi durumunuz ilerledikçe ki lüksün aslında nasıl diyeyim manifestosunu onlar yazıyor baktığınızda. İleri yaş. Daha zengin insanlar, sadece ileri yaş demeyeyim, ondan sonra doğru olmaz, daha zengin insanlar yazıyor. Çünkü dünyadaki her şey ilk olarak onlara sunuluyor. En talepkar onlar, en ulaşabilir olan onlar. Muhtemelen biraz sonra konuşacağız. Zaten lüksün hep gençliğe oynaması şu anda son bir 10-15 gündür lüks markalar, birazcık rakamsal olarak borsadaki düşüşlerine de yol açtı. Ben burada oynarım. Siz bizi ezikliyordunuz ey markalar. Ne olmuş bilmem yaş üstü kadın. Ne oldu canım? Gençlere oyna. Sen daha oyna o gençlere. Sinir oluyorum. Yeminle sinir oluyorum. Bu hani ya bir tane de böyle bizim yaşlarda insanlar çıktı. Mesela Türkiye'de çok yok o influencer tayfasında. Daha çok böyle 20-50 arası gibi. Birazcık da değil mi? Böyle bir yaşın üstü influencerlar çıksın. Bir onlardan da bir şeyler 20, görelim. 20-50 çok iyimser bir kaç, tahmin. 20-35 gibi. Öyle mi? Evet galiba. Bilmiyorum. Hani, Özlem daha iyi bilir. Şey mesela moda dünyası yeni yaş aralığı. Hatta yaş bile demeden yaşsızlığı sahiplenmeyi seviyor. Dolayısıyla dönüp baktığımız zaman 60 üstleri, 70 yüzleri, üstleri çok sıkça görüyoruz. Yani natürelli çok altını çizen, hı hı. işte boyasız saçların da ortada olduğu, no make-up dendiği ve en natürel halleriyle yaşsız gidebildiği kadar farklı bir bedene gitmiş. Stylingle bir arada olmayı artık moda dünyası çok seviyor. Gidebildiği kadar farklı bedene gitmek ne demek? Yani bence orada şöyle diyelim, işte bedensiz, zamansız, yaşsız olmak çok önemli. Yeni lüks bence. Evet. Daha selektif, luxury dediğimiz o aralıkta insanların daha seçerek lüksü tanımladığı yeni bir lüks dünyası var karşımızda. Modanın entelektüel tavrı, çünkü daha sistemin, kapitalist yapının içinde işte en pahalının, belki de kaliteli yerine en pahalı olanın kaliteli gibi gösteren yanın farklılaşması bir içerik oluşturma kaygısı karşımıza getirdi. Ve bu içerik de daha entelektüel bazlı, insanların olduğu gibi göründüğü, yaşlarını keyifle taşıdıkları, bambaşka bir söylem içinde olmak, bu da aslında yeni tanımlar içeriği oluşturdu. Yaygınlaşır mı bu?
kesinlikle yaygınlaşır. Çok inanıyorum. Çünkü herkes oradaki konforu da çok seviyor aslında. Orada keyifli bir özgüven var, kendi olma hali var. Yani bir grup tabii ki olabildiğine plastik lezzetlerle besleniyor. Bir grup olabildiğine bunu belki aşarak oraya geliyor. Kimisi de hiç aşmadan doğası onu oraya getiriyor. Evet, olabilir. Son zamanlarda adını vermeyeyim markada ama böyle cool bir moda markası, Harry Potter'da okul müdüresi olan bir hanım vardı. Muhtemelen şu anda minimum 75 yaşında. Evet. Minimum 75-80 yaşında. 2024 sonbahar kışının marka yüzü o. Evet, tamamen onu anlatarak. Ya evet, bunlar oluyor. İçerik. Yani 2000'lerde mesela şey düşünelim, o cilt yapılarının pürüzsüz olmasının hiç gerekmediği. İşte çiller, lekelerle bir takım markalar, reklam kampanyaları. New York'ta çok mesela bayıldığımız bir marka. Ama bu var, bu var. Ama satın alınan, yani daha doğrusu fikri satın alınan, kafada içselleştirilen, o cildimize sürülen parlatıcılarla bilmem ne olma hali. Yani hayata... Bu cildi parlak gösteren, Hailey Bieber cildi yapan, pırıl pırıl yapan şeyin talep görme hali bununkinin kat kat üstünde oluyor. Ama avantgardlar için bu çok eski bir düşünce olabiliyor. Yani önümüzde ne var diye baktığımızda insanların biraz daha yenilikçi ruhla daha naturalist olma kaygısı içinde olduğunu düşünüyorum. Belki de düşünmek istiyorum Özlemciğim. Yani biraz daha doğala dönüş var kesinlikle ama hani şimdi dünyaya baktığınızda, işte TikTok akımlarına baktığınızda, influencer diye kabul edilen kişilerin eğitim seviyelerine baktığınızda tüm dünyada, hani bu şu anda da şuna bağlayacağım, sessiz lüks, seksiz lüks deniyor ya, evet, çok kolay olmayacak. Yani çünkü bir tarafta zenginliğe öykünen, o nedenle zenginliğe kavuşunca onu abartılı bir şekilde gösteren bir güruh var. Hani marka 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 şeklinde. Bir tarafta da bizler gibi düşünen, hani onu daha içselleştirilmiş, öyle olmadan da kendine güvenen ve kendini var eden bir grup var. Bence aradaki en büyük fark bu. Sosyal medya devamlı insana, çok özgüvenli değilseniz, hani eğitiminiz, aile terbiyeniz, hayat duruşunuz aslında özgüvenli değilse, devamlı bunları yapmazsan sen yoksun diye empoze ediyor. Yani işte cildin böyle değilse, şöyle giyinmezsen, şu akıma uymazsan sen hiçbir şeysin diyor. Bunu aşabilmek için herhalde ya bizim yaşlarımızda ya da ruhen daha doğallığa yakın olmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ben zaman zaman aşamadığımı da düşünüyorum. Ya. Hepimiz aşamıyoruz. Aşamıyorum bazı şeylerde. Gelip yine aynı noktaya takılıyorum. Onun için dedim hani beden şeylik size olmadan hani isterse evet, 150 kilo olsun şey neyse hoş, sağlık sorunu olmadığı sürece. Geçenlerde bir araştırma yapıp biraz öğrencilerimle paylaşmak üzere bir hazırlık içindeyken mesela one size tek bedenli online satış siteleri var. Yani onu sıfır beden diyelim işte 34 bedende alıyor, 52 bedende alıyor. Yani 52 beden için biraz darca duruyor belki ama 32 beden için gerçekten bir oversize look yaratılıyor. Dolayısıyla artık ilginç çözümler var. Yani bir de şu var. Mesela hanımlar 44 beden, üzerinde 40 beden yazıldığında mutlulukla alabilir. Ya girdim Özlem, 40 bedenin içine girdim mesela diyebiliyor. Yani o bir şey tabii, yani uzun bir enstrüman. Yaşamın içinde biraz oraları aşmayı aslında öğütleyen bir sağlık bakışı olsa... çok da keyifli olabilir. Tartıların üzerinden inildiği, bedenler yerinde kendini iyi hissetme halinin oldu. Tabii ki yani sağlıkçılar için hafiflemek çok önemli. Bence zayıflamak değil, hafiflemek gibi görmek. Çünkü insanların psikolojilerini etkiliyor. Yani aynalar karşısında bir ömür geçirmiş ve bütün kadınları aynayla bakarak takip eden, işte elimde... malzemelerimle hep provalarla geçen bir ömürde o aynayla karşılaşma anı çok kritik bir an. Çekinebilip bir süre hiç bakmamayı tercih edenleri de karşılaştığı anları görebiliyorum. O yüzden mutluluk için biraz daha başka bir açıdan bakmalıyız artık. En gördüğümüz
görgüsüzlüğün bana göre benim baktığım yerden yanılıyor olabilirim. Siz daha iyi çünkü içindesiniz. En yani görgüsüzlüğün tavan yaptığı yerler düğünler. Yani düğünler bana göre düğünler son derece gustodan yoksun. Görgüsüz eylemler. Çünkü orada şöyle bir tespitim var, katılır mısınız? İnsanoğlu günlük kıyafetlerin içinde çözümlerini sıkça değerlendiriyor. Ama çok sıkça tören davete giden bir yaratılış olsak da toplum olarak bunların sayıları gittikçe azalıyor. Yani seyreldiği için de test etme şansı azalıyor ve bütün heyecanını o bir tek düğüne, bir tek davete saklıyor. Oysa gece elbiseleri rahatlıkla her yerde giyilebilir olsa, mesela bizim alışverişlerimizin ardından sürdürülebilirlik adına lütfen yazları sandaletle yaz tatillerinizi, bu kıyafetlerinizi biraz hafifleterek giyin. Ne bileyim, çapraz bir çanta takın, bir kot mont giyin, bir flar takın, biraz yumuşasın, biraz hayata dair olsun. Sneakers ve geceleri giyilebilir. Mesela giyilebilir. Dolayısıyla da hani o çok heyecanlı, o bir davete kaldığı için bütün telaş, ne yapacağını şaşırabiliyor insanlar diye düşünüyorum. Hadi onlar yani, şaşırıyor da gelin de bir şaşırıyor yani. Ben de bu düğün olayının aşırı abartıldığını düşünüyorum. Yani hani giymek giymemek çok haklı olabilirsin. Benim de açıkçası takıldığım şeylerden biri şu ilk dans olayı. Hani çok romantik bir şey, aşkı simgeleyen bir şey. Ay, yalvarıyorum ne olur, gerçekten bu konuda yetenekli değilseniz dans dersi almayın. Ya da şu kadar, o kadar, çünkü o kadar suni oluyor ki olayın bütün romantizmi hani sadece bir şeye dönüyor. İlkokul müsameresine dönüyor. Hani oraya kadar bile indi artık. Dans dersi alınmadan evlenilmiyor. Şimdi burada gelinliğin annesi var. Evet, yani, gelinliğin annesi varken annesi bir şey, var. Şimdi bir şey konuşamıyoruz fazla. Şimdi Özlem Suer gelinlikleri tabii ki yani sanat eseri hepsi. Ben de orada şeye, o düğün halinin öncesinden başlayan saçma bir görgüsüzlük konvoyu var ya, bekarlığa vedası, gelin hamamı, kına gecesi, osu busu, hötü zötü. Bir orada zaten 500 elbise falan değiştiriyor gelin hanım. Ayrı ayrı her birinde üçer dörder. Düğünde bir gelinlik, sonra bir gelinlik, sonra after party'ye geçiliyor. Ne oluyoruz ya? Yani sanki tek bir gelinlikle evlenen orada ezik, zavallı, hani hiçbir şey bilmeyen biri gibi olacak. Bu mudur? Yani bu mudur düğün hikayesi? Bu ne ara hayatımıza girdi hoca? Evet evet, çok zor bir sohbet. Evet. Doğru gidiyor ama bu çok kendi aramızda da konuştuğumuz, hep yani mutlu tabloları düşününce ben böyle açık havalarda çok güzel lambaların altında doğal insanların birbirlerine sarılarak, kucaklaşarak natürel atmosferlerdeki düğünlerini çok içselleştiriyorum ve çok ilginç bir şekilde de bizi tercih edenlerin içinde öyle bir natürel bir durum var. Yani işte bir saat sonra ayakkabılarını çıkarmak istemek. İşte bunu ben yalın ayakta giyeceğim. O kadar hoşuma gidiyor ki sahilde koşacağım, yuvarlanacağım, bir şey olur mu falan gibi şeylerin söylenmesi. Tabii ki salon düğünleri yani ailenin biraz sosyalleşme biçimiyle de çok ilgili oluyor. Yani ona yüklenen aslında bir ömürlük, bir sürü duygu ve hadise de onu çok yönlendiriyor. Ama o doğal olanlar aslında gençlerin ya da işte evlenenlerin, her yaşta evlenilebilir. Bir şekilde keyfine yönelik olsun. Bütün davetliler çok eğlensin. Hep söylediğim lütfen eğlenindir. Evet. Gelin ve damada, ki onlar eğlenince biz eğleniyoruz bu aslında. Bu kadar yorucu olması gerekmiyor değil mi? Bir proje gibi, bir aylık bir maraton proje değil yani. Bu kadar yorulmayalım ya. Sanki ben eğleniyorum. Augusto.com'da çok güzel gidiyor. Çok teşekkürler. Çok uğraşıyoruz. Bunu duymak harika ya, geliyor. Değil mi? Çok uğraşıyorsunuz değil mi? Çok uğraşıyoruz. Sizde o var, o detaycılık arkadan görünüyor. Annem beni küçükken disiplin kazanına düşürmüş diyorum. Aslında X'de, o X'de vardır ya, X'in kazanı. Beni de disiplin kazanına düşmüş. Yani aslında çıkarken, yola çıkarken ki amacım oydu. Hani böyle detaylı, farklı. Çünkü Türkiye'nin gündemi ne yazık ki bildiğimiz gündemler olduğu için hani Türkiye'deki dergi ve gazeteleri okuyarak çok fazla dünya insanı olmak çok mümkün değil ne yazık ki. Üzülerek söylüyorum. Augusto'yu kurma amacımız buydu. Yani zamansal ya da finansal nedenlerden dolayı siz şu anda İngiltere'deki sergiyi, işte Venedik'teki mimari Biennale'ne gidemeyebilirsiniz. Ama bu artık günümüz dünyasında bilmenize engel değil. Hani hem
internet hem sosyal medya aslında doğru kullanılırsa insanın neredeyse hiç para harcamadan kendisini şu noktadan alıp bu noktaya getirebileceği kadar iyi. Ama biz birilerini takip etmek, kim kiminle ne yapıyor, kim kimi aldatmış diye takip ettiğimiz zaman sosyal medya gerçekten bir mutsuzluk çukuru haline geliyor. Ama biz işte bambaşka kategorilerde kendi sektörünün çok iyi isimleriyle, editörleriyle çalışıyoruz. Hani dünyayla eş zamanlı olmaya çalışıyoruz ve bizim anlayışımız al değil, yeni lüksü bilmek üzerine olduğundan yola çıkıyor. Yani siz hani bir ortamda en lüks kıyafetle gidip ama iki cümleyi bir araya getiremiyorsanız gördüğünüz muamele farklı, kapıdan çıktığınız an görgüsüz diyorlar. Ama buna karşılık sadece jean, beyaz gömlek, işte blazerınızla gidip ama işte yeni bir tasarımcıdan, işte dünyadaki yeni bir akımdan ya da yeni bir şefin yeni bir menüsünden bahsediyorsanız, işte tarladan tabağa gibi gayet cool olabiliyorsunuz. Gayet algınız hani o kat giyinmiş kişilerden çok daha şey olabiliyor. Yani onun çıkış noktası yeni lüksün bilmek üzerine olduğundan yola çıkıyor. Ve beğeniliği olması, bunu başardığımızın göstergesi. Yani birçok destinasyona gittiğim, izlediğim, yeme içme kültürü adına son derece önemli ve mücevher ve sanat ve moda. Yani her şey bizim için gerçekten iyi bir seleksiyon yapılarak zaten elenmiş. Hemen notlarımızı alıyoruz. Her şeyi takip etmeyi çok seviyorum. Yeni olanı orada. Ve yine söyleyeceğim, öğrencilerim için de bir referans noktası olarak veriyorum. Aa, çünkü çok önemli bu. Akademik bilgiler için artık esnedi birçok şey. Moda dünyası, mesela müfredatım her sezon değişir. Çünkü bir kemik altyapınız vardır. Üzerine işte sanat tarihi, moda tarihi, moda felsefesi koyarsınız ama trend denen şey o kadar kaygan zemin ki o müfredata eşlik edecek bir yeni terminoloji kaynakları da olması lazım. Bizim kaynaklarımızdan biri hem lisans hem yüksek lisans doktora öğrencilerimizi de yani referans olarak veriyoruz ki hem Fashion Week'ler takip ediliyor. Özlemciğim mesela renkle ilgili bir şey olduğunda hemen bilgi aktarır mısın der. Yani hepimiz nereye gidiyoruz bilir Özlem ve ekibi, sevgili muhteşem ekibi. Ve zarafet içinde hep yanımızdadırlar. Yani bu bizim için çok hoş. Yeni yapanla nefes almak, ekip arkadaşı hissiyle bizi olayın içine almak bence muhteşem. Ama yararlanacak bir kaynak olarak görmek de bunca yıllık yani Özlem Süer bunu söylüyor. Bu zaten sizin çok değerli olmanız ama diğer taraftan da okulu hiç bitmiyor. Yani okulu bitmiyor. Aynen. Bir türlü kadın okuldan mezun olamıyor. Çünkü bu çok değerli bir şey. Yani kesinlikle. Sürekli yani kaçırabilirim ipin ucunu. Bir şekilde update edilmem gerekiyor diyor. bunlar da çok değerli. Tabii. Ben sizden ikinizden de şöyle bir şey rica edeceğim. Bizi izleyenler için de. Gusto sahibi olmak, elegan olmak. Bugün biraz bahsettiniz ama böyle bir çizersek böyle bir insan tipini, bir cinsiyetçilik yapmayalım, kadın erkek fark etmiyor. Genel tavır, yani bu konuşma şeklinden de olabilir, olaylara yaklaşımı da olabilir. Artık dünya neyi bu anlamda ekonomist diliyle söyleyeceğim fiyatlıyor, neyi hani yükseğe çıkarıyor, evet. Nereye geldik? O zaman bir giriş yapayım mı? Lütfen. O kadar heyecanlandım ki bayıldım soruya. aslında insanların saplantılarıdır bence gustolarını yapan. Yani işte bir kalem zevkinizin olması, stilli bir insan olmanız için adımlardan biri olabilir. Bir flair tutkunuzun olması, hatta obsesyonunuzun olması, bir toka, bir gözlük. Size anlatan, Aslı dendiği zaman, Özlem dendiğinde iz bırakan, süzülerek kalan çok domine olmuş bir hal sizin gustonuzun belirleyicisi, stilinizin varlığı imzanızdır aslında. Dolayısıyla da biz hep o imzayı ararız. Örneğin Özlem Söğer'den bir öneri almaya gelen için onu ararım. Tutkusunu işte çay mı kahve mi çok önemli olabilir. Yürüyüş mü işte pilates mi çok önemli olabilir. Çünkü orada işte ayakkabısını düşünüyorum. Neyle rahat ettiğini
yapısını anlamaya çalışıyorum vesaire. Yani sonrasında da öneriler getirebiliyorum ya da sevdiklerinden çıkardığımı ön plana çıkarmaya çalışıyorum gibi. Ya aslında evet, bu çok önemli. İnsan kendi belli bir yaştan sonra daha iyi tanımaya başlıyor. 20'ler 30'lar biraz iş kazasıyla geçiyor. Değil mi? Kendi üstüne oturanı, evet. Kendini tanıma hali. Mesela yürümek mi pilates mi bile belli bir yaşta verilebilen bir cevap. Kesinlikle. Belki ikisi de, belki bambaşka bir şey. Ama yani yaşamın tadını çıkarma keyfi, onu edinebilme imkanına sahip olmaktan öte onun entelektüel altyapısına sahip, evet, olmayla çok ilgili. Bunu çok yakından deneyimlediğimizi söyleyebilirim. O entelektüel altyapı çok önemli. Hemen size de sormak istiyorum ama burada bir şey, şimdi burayı muhtemelen bipleyeceksiniz ama bu tür ortamlarda insanlar yarışına giriyor ya, o altyapıyı göstermek için ben buna da sinir oluyorum. Hani bir sergiden çok bahsediyoruz, doğru. Öbürü aynı bilmem ne, şuradaki yani konu o değilken, o böyle bir yarışa giriyor. Mesela bu bana gustolu gelmiyor. Hani bir konu üzerinde duramayıp kişinin kendini gösterme çabası. Gusto'yu nasıl anlayacağız? Yani ben hani neyi fiyatlandırıyor diye sorduğunda, bence dünya bu konuda birçok konuda olduğu gibi çatır çatır ikiye ayrılıyor. Bir gerçekten... Hani görgüsüzlüğü, shiny, parlak şeyleri, ondan sonra hani sosyal medyada olmak için her şeyi yapan bazı insanları da fiyatlıyor. Bunun da bir alıcısı var çünkü, yani işte Hindistan gibi, Çin gibi, Brezilya gibi, Güney Afrika gibi birçok ülke hani çok hızlı bir şekilde yeni zenginlerini yaratıyor. O nedenle ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Çocuk sahibi olmaya. Yani insanlar ilk çocuk sahibi olduğu yıl biraz görgüsüz olurlar. Çünkü yani hepimizin var Özlem. Hele ben 43 yaşında anne olmuş birisi hepimizin var. Hepimiz öyle oluyoruz. Yani hani konuştu, onu yaptı, bunu yaptı. Aslında başkalarını çok da ilgilendirmeyen şeyler konuyor. Ve her insanın da aynı süzgeçler geçti. Herkesin de hiç kimsenin de bir farkı yok. Çünkü daha önce sahip olmadığımız bir şeye sahibiz. Yeni zenginlik de aslında böyle bir şey. Hani gösterme ihtiyacı. Bende var, bende var, bende var gibi. Yani bence gusto diğer taraftan da, yani bu birazcık daha hedonist bir yaklaşım. Diğer taraftan da her anlamda daha gerçekçi, daha entelektüel, daha sürdürülebilir bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve orada da hani bence gustolu algılanmak ya da elegan, zarif olarak algılanmak için en önemli şeylerden biri kendi gerçeklerinin ve dünya gerçeklerinin farkında olmak. Hani şimdi hani ben evet uzun boyluyum, kilolu değilim ama bunun için hani leopar deseni üstüne güllü bir elbise giyemem. Çünkü o ben değilim. Hani beni bir kendime tanımıyorsam bir satış danışmanının veya bir imaj danışmanının "Aa, sen böylesin, bu yakışır" demesiyle onu giyersem asla ben olmayacağım. Sanırım gustolu olabilmek için en önce kendimize yatırım yapmamız, kendimizi bilmemiz gerekiyor. Şimdi siz bu kadar iki değerli kadını bulmuşken ben kendimle ilgili sorular sormadan geçemeyeceğim. Çünkü öğretmenler yani ben şu anda öğrenmek istiyorum. Şimdi çok sağ olsun bize pek çok yer halkoyuyla da ödüller teveccüh gösteriyorlar. Gidiyoruz. Ben şunu hesap ediyorum. Ben dobra konuşan biriyim. Sahnede de dobra konuşan biriyim. Ya da gidip sahneye çıktığımda genelde de erkek eliyle yapılmış toplantı salonlarında yaşamaya mahkum ediliyoruz. Ve o erkekler o basamak aralıklarını bir kadının topuklarıyla oradan çıkıp da o sahnede konuştuktan sonra rahatça inebileceklerini düşünerek yapmıyorlar. Ve ben de mesela gidip çıkmışım oraya, konuşuyorum coşmuş bir şekilde. Oradan inerken topukluyla çıktığımda birinin yardımına ihtiyaç duyuyorum. Çünkü çok topukluya alışık biri de değilim. Biri elimi tutuyor benim. O da ne gerek var o kadar cesur konuşma yaptım burada niye diyorum. Ve sonrasında şey giymeye başladım. Yani spor ayakkabı giyiyorum takımların. Galiba, bende de var şu an. Tam da bu akşam gideceğimde aynı kırmızı yelek pantolon altında spor ayakkabı giyeceğim. Buna döndüm. Ama tabii bu belli bir yaştan artık kendini bir şekilde ortaya koyduktan ve kabul gördükten sonra daha kolay halloluyor. Yani bu da bir gerçek, onu da söyleyeyim. Buna döndüm. Şimdi bunda çok, bunu net söyleyeceğim. Kendimi eleştirme anlamında da. Bunda ayıp, gustoya aykırı yanlış bir şey var mı? Asla yok. Çünkü yani yaşamın içindeki koşturmanıza samimiyetle eşlik etmek için aslında işin ergonomisi orada atlanmış. Yani hani bu gerçekten onun da altında bir tasarımcı olarak biraz çizmek istiyorum. Yani yaşam alanlarında
insan ergonomisinin düşünülmemesi hepimizi hırpalıyor. Yani bu bir kadın, çocuk, hı hı. daha özel yaşlarda yardıma ihtiyaç faktörleri de bulunabilir. Buna yer stile döndürerek de yanıtlayacak olursak, yani kendi payıma düşeni daha fazla böyle almış olurum. Artık sneakerlar hayatımızda, yaşamın her yerinde, o koşturmanın içinde estetik de görüyoruz. Mesela bir estetik yanılsama içinde miydik acaba? Yani biz sadece stilettolarla güzeldik. Şimdi başka bir hava içinde nasıl bir imajda varız? Şimdi gözümüz o alışma dengesinden sonra o kadar şık ve o kadar estetik görüyoruz ki hem bize çok samimi geliyor, hem üreten kadının çizgisi bu. Aynen. Hem oraya sıçramak için o durumu çözerek gelmişim. Ay ağzınızı öpeyim işinizin de. bana da çok daha cool geliyor yani. Çok özgüvenli. Hani kendini kadın hissetmek için illaki stilettoya ihtiyacı yok. Bu benim büyük bir dilemmam. Yanlış mı yapıyorum? Yani bir yerde bir hata mı var diye çok sorguladığım bir şey. Bence asla yok. Peki ama şimdi benim boyum 1.64. Şimdi uzun boylu da değilim. Da ödülü verdiler ya da konuşmayı yaptık. Sonra hep beraber fotoğraf çektirelim. Ben orada kalırım böyle herkesin içinde. Böyle kadınlar 1.80 o topuklularla. Burada bir sorun var mı? Yok. Madonna'nın boyu kaç? Dünya Madonna giyiyor platformları ama. Yok ama çok düzde giyiyor. Ha, yani... Burada da bir sorun yok hiç değil yok, mi? Hiç yok, hiç yok. Çok hoşsunuz. Proporsiyonunuz harika. Tamam, benim sorularım bitti kendine. Gel, ben hayatla ilgili çalışıyorum. Ben bir tek bir şey söyleyeyim mi? Çok özel dergiler ve yayınlarda, amacı şıklık olanlarda, hı-hı. ben de oradaki fotoğraf çekimlerinde çok hassasım. Tam mesela nereden çekerseniz uzun ve nereden çekerseniz olabildiğine hoş olacağını bilmekle birlikte, belki atlanıyor, belki bilinmiyor parantez içinde, tam böyle orta göbekten çat diye bir fotoğraf patlatılıyor. O hanımefendi birden daha kalçalı ve yukarıya doğru ve aşağıya doğru daha basık filan. Aslında çok çok küçük bir şeydir. Mesela ünlülerimiz gelir kendi selfiesini çekeceği zaman bir açıları var. Herkesin bir açısı vardır. Mutlak da doğru bir açı vardır. Ne olur öyle çeksinler bütün hanımları. Biz de yaptığımız giysilerde o zaman sıkıntı çekiyoruz. Yani özel modayı anlatan cemiyeti diyeyim tam kelime karşılığı olsun değil mi? Görsellerinde o içerik çok özel. Ay, çok önemli bir şey söylediniz bu arada. Haksızlık çünkü, oluyor diye düşünüyorum. Evet, saatlerini inanın. Harcıyor. İnsanlarla hı. ayrı uğraşılıyor bu işlerde. Yani doğru. çok da iğneyle iplikle ayrı uğraşılıyor. Saatler, günler harcanıyor. Özel dikişler yapılıyor. Hı hı. Hakikaten de mis gibi duruyor mesela üstünde. Cillop gibi böyle oluyor ama hı hı. fotoğrafçının yanlış açısı. Kesinlikle. Bir anda hem oradaki emeği hem o kadını hı hı. yani hepsine de adamı hepsini harcıyor. Hı hı. Burada evet yani orada fotoğrafçının da yaptığı işle ilgili hassasiyet. Segmentlerindeki uzmanlığını da hı-hı. geliştirmesi tabii. gerekiyor. Yani bir futbolcuyu çekerken başka olabilir bir açıyı. Hı-hı. Ama burada birini cemiyet hayatına birini çekerken başka olabilir. O kadar haklısınız tam ki çok ortadan haklısınız yani. Odaklanma bana diyorum çocukları. Zaten yıllardır birlikte çalışıyoruz her yerde. Tamam Özlem Hanımcığım, tamam hocam filan. Yukarıya, yukarıya, yukarıya. Bizimkiler yapıyor mu? Söyleyeyim onu. Bizimkiler var mı yapanlar? Yok. Varsa yani, hemen arada oluyor ve hepsi çok tatlı. Arkadaşlar ileteyim. Özlem Hanım'ı böyle çekin diye. Ya ideal açı ne bu arada? Yani ideal açısı var mı o işin? Yani işte perspektif kuralı gereği. Hı-hı. O da yani tam dediğim gibi biraz daha yukarıdan, mesela hakikaten yukarıdan hı-hı. ve biraz açılı. Hatta onu Sibel Can'dan öğrendim ben. Kulakları çınlasın. Evet, bir dakika. Yukarıdan biraz ve açılı. Yani hani karşıdan çekerken ve yani hakikaten muazzam güzel bir şu mu? Baksanıza çok hoş değil mi? Şahane. Çok güzel. Çekiyorum evet. o zaman. Şahane. Hazırsak çekiyoruz. Ama evet. kolum uzun. Ay Zeynep gel sen düğmeye bas. Bak, bu açayım evet, hocam. Evet. Abi, vallahi çok şahane. Güzel. Zeynep bir sen basarsan ispatı geldi. Bir tanem. Harikasın. Bunu da programa koyalım tamam. Açı bu arkadaşlar. Kendimizi dünyada olup bitene, bence bunun içine siyaseti de katmamız gerekiyor. Dış politika, siyaset, yani hepsi beraber, kültür, sanat, birlikte bir dünyayı algılama şeklini geliştirip, ki bu ne bileyim opera tarihinden tutun da sanat tarihine kadar aslında altyapısının da sağlam olması gerekiyor. Doğru, yoksa anlamak doğru. zorlaşıyor. Fikre dayalı bir şey haline geliyor. Bu noktadan sonra mutlak kendine güven oluyor mu Özlem Hanım? Yani...
tamam ya budur, bu bana yakışıyor tamamdır mı? Çünkü sürekli moda değişiyor. Orada hani bir deneme yanılma süreçleri de oluyor mu beraberinde? Ben moda anlamında giyim çok anlamında moda... Giyim anlamında demiyorum okay. Bunu ama. Bu deneyim yani yemek de olabilir, giyim de olabilir, seyahat de olabilir, pek çok konuda. Aslında insanların hayat öncelikleri değişiyor. Yani belli bir, dediğim gibi belli bir maddi seviyeden sonra... Bir kere daha Paris'e gitmeniz için ondan sonra ya bir gerçekten sergi olması gerekiyor. Ya bir yeni bir şef olması gerekiyor. Aksi takdirde yani bence bu büyük şehirlerin daimi çok fazla turist toplamalarının sebebi daimi kendilerini yenilemeleri. Yani çok fazla insanlar oluşmaya başladı. Ve mesela çok sevgili bir arkadaşımın kitap kulübü var. Kasım'da Jane Austen'in peşinde İngiltere'ye gidiyorlar. Ay, şahane. Benim çok yaptığım bir şey o. Yani mesela bir yazarı okuyorlar tüm sene boyunca. Senenin sonunda o yazarın peşinde yaşadığı yerler ya da yemek yediği restoranlar falan gibi. Mesela bu çok çok güzel bir şey. Ama bunun gibi hani sanat, ben mesela geçen hafta Venedik Bienalindeydim, Mimari Bienalinde. Sanat için gelecek sene hem Milano Tasarım Haftası hem Venedik Bienali çok üst üste oluyor. Şu anda baktığımızda İstanbul Milano ve İstanbul Venedik uçaklarının business class'ları bitmiş. Nisan 2024'ten bahsediyoruz. Yani bu aslında çok pozitif bir şey. Aynı şekilde gastronomi turları çok fazla artmaya başlıyor. Yani insanlar kendilerini mutlu edecek şeylere göre ihtisaslaşmış her anlamda. Yani gezilerde de, yedikleri yemeklerde de, kıyafetlerde de. Bence yavaş yavaş zaten benim hani ruh klanları dediğim şeyler oluşmaya başlıyor. Bu tip insanlarla daha mutlu olmaya ne başlıyorsunuz. Demek o? Yani hani şey vardır ya, çok eski arkadaşlıklar, okul arkadaşlıkları yerine belli bir yerden sonra sizin ruhunuzun gitmek istediği yerle aynı dili konuşan insanlar anlamında kullanıyorum ben bunu. Mesela ben gerçekten sanat uğruna seyahat etmeyi çok seviyorum. Çünkü gözümü çok geliştiriyor. Hani bilinçli bir bilinçli olduğum veya bu konuda söyleyecek bir lafım olduğunu iddia edemem. Çok derin bir konu. Ama gezdikçe şey yapıyorsunuz. Gözünüz gelişiyor. Gezdikçe bir yerde söyleyebileceğiniz bir şey oluyor. Kendinizi daha dolu hissediyorsunuz değil mi? Daha iyi hissediyorsunuz. Yani o zaman kendine güven değil de yani aman ne yaparsam yapayım olur değil de ya bugün de böyle olsun çok da dert değil. Sadece beni bilen de bilsin, beni de böyle değerlendirmesin oluyor Özlemciğim. Doğru mu? Ay, çok hoş, çok çok gene samimiyete dönüyor her şey. Moda dünyasında dönüp baktığımız zaman artık belli bir zaman sonra aslında tatlı bir otomatize tavır içine giriyor insanoğlu. Yani olduğu halinin en mutlak doğru olduğunu düşünmek gibi. Belki işte renk değişimleri vesaire hani küçük lezzetler katıyor olabilir, farklar katıyor olabilir. Trendlerin dışında bir dünya olduğunu biz pandemiden sonra çok öğrendik. Dolayısıyla da insanların ki bizler gibi tasarımcıya gelmenin yolu da aslında sokakta o gün o anda çok highlight etmiş bir şey bulmanın ötesinde daha zamansız parçalara ulaşmak, tüm zamanlara ait bir gardırobu aslında yaratır olmak, onun içinde de kendi zaman yolculuğu içinde olması diye düşünüyorum. Yani belki yaş almanın güzel yanı o özgüven. Diyorum ki ben artık otomatik vitesteyim arkadaşlar. Mesela herhangi bir sıkıntıya dair stres olabilecek bir faktörde o kadar zor artık stres altına giriyorum. Çünkü o otomatik vites hemen devreye geçiyor. Geçmişten tecrübeyi alıp onun yanına koyuyor ve güzel tatlı bir keyfe dönüştürebiliyor. Bunu 25 yaşında yapamıyordum ama. Ama şey de demiyorlar ya Özlem Güser ya da Özlem Süer. Tuhaf gelecek insanlara bir şey taktığında giydiğinde şey yapma. Bu da olmuş demiyorlar artık bir saatten sonra. Evet. Kadın bunu böyle uygun görmüş diyorlar. Evet yani aslında bir de şöyle bir şey var. Gittikçe dünyanın en marka söyleyemediğimiz için ismini söyleyemiyorum ama dünyanın en lüks markalarından birisi. En tepedeki markalardan birinin ilk kurucusu şöyle diyor. Lüks aslında tamir edilebilir bir şeydir diyor. Bu benim için çok değerli bir bilgi. Yani öyle bir şey ki zamansızdır. Modası geçmez. Neyi tamir ettirmek istersiniz? Kullan at bir şeyi değil. Ya da o kadar kalitelidir ki atmaya kıyamazsın. Hani işte sapını diktirirsin ya da işte kancasını düzelttirirsin. Tekrar tekrar kullanırsın gibi. Zaten hani
özgüveniniz varsa, kendinizi giyim üstünden ifade etmiyorsanız zamansız ve en kaliteli parçaları seçmeye çalışıyorsunuz. O zaman da bir müddet sonra gardırobunuz kendinizden atmadığınız için, atılmayacak şeyler aldığınız için birbirini tamamlamaya çalışıyor. Yani olaya ben lüks tarafına sadece moda tarafından bakmamaya çalışıyorum. Çünkü özellikle hani seyahat gibi, gastronomi gibi, spalar, well-being gibi şeyler önümüzdeki dönemde yükselerek çıkacak. Moda ve aksesuar dediğimiz daha mücevher, daha saat, daha deve eşyalarda önümüzdeki dönemde biraz birçok lüks markanın hatasından dolayı düşüşler görebiliriz. Hata ne? Hata ne? Çok fazla kendilerini genç olabilmek için ya da street fashion, sokak modası dediğimiz şeylere adapte olabilmek için lüks markalarda, fast fashion markaları gibi 6 haftada bir şeyler sokmaya başladılar. Koleksiyonlar sokmaya başladılar. Özlem hani benden çok daha iyi anlatabilir bunu. O zaman benim o markaya, zaten 6 hafta sonra modası geçecekse, benim o markaya zamansız bir marka gibi para vermemin, yatırım yapmamın, çünkü aslında gerçek lüksten bir şey almak yatırımlık da bir şey. Evladiyelik dediğimiz Türkiye'de, Türkçe'de. Ve o nedenle bir müddet sonra tabii ekonomik krizlerin de etkisiyle insanlar şuna bakmaya başladı. Bu parayı buna vermeye değer mi? Hı hı. Ya da bunu ne kadar kullanacağım, buna şey yapayım? Hani gittikçe birçok lüks marka dünyanın her noktasında mağazalar açmaya başladı. Ve o lüksün nasıl diyeyim, cazibesi biraz sulandırıldı gözüyle bakıyorum ben. Özellikle moda markalarında son zamanlarda. Kullandıkları influencerlar her gün başka bir marka ile çalışıyorlar. Bir gün en tepedeki markayla, bir gün sokak modasıyla. O zaman benim algım, yani tüketici olarak benim algım, ben o zaman buna niye böyle bir para veriyorum? Tabii ki paranın çok bol olduğu zamanlarda bu sorgulanmıyor. Ondan sonra işte ben şu markadan giyiniyorum deniyor. Ama para şu andaki gibi, dünyadaki gibi bir ekonomik resesyona girdikçe insanlar sorgulamaya başlıyor. Altını dolduramadığınız bir lüks ve bunun daimi olarak devam ettiremediğiniz bir lüks, lüks olarak kalamaz. Yani çok yeni bir markalar ligi açıklandı. Lüks markalar liginde en istenenlerde. Hani her yerde olan markalar da hani sıralamada 5 puan değil de ne bileyim birincilikten altıncılığa gibi 5 kademe demek istiyorum. 5 kademe falan düşüşler var. Bunlar çok ciddi düşüşler bir sene içinde. Düşünemiyorum. Evet. Pop-up bile açıyorlar ya. Pop-up mağazalar açıyorlar department store'ların içinde. Yani dediğim gibi hani biraz fazla herkesten para kazanalım. Giriş lüksü yapma diyoruz bunu biz bunu. Yani, yapma bunu yani, ya da artık bunu yapmanın tabii ki para. Bunlar ticari şirketler, para kazanmaya çalışıyorlar ama dozu kaçtı sanırım biraz. Çok güzel bir şey söylediniz aslında. Aslında kişilerde böyle değil mi? Yani itibar endeksi. Yani tam bu söylediğiniz şey var ya, hani kesinlikle bir partnerin içinde pop-up'unu açma ya da işte her yaş grubuna 6 haftada bir koleksiyonumu yeniliyorum yaparak böyle hızlı tüketilen bir şeymiş havası yarattığında, insanlar gibi kolay yoldan para kazanma, hızlı tükenen birisi olma gibi, insanlar gibi itibarını aslında düşürüyor. Yani çok düz söyleyeyim, muhtemelen Özlem için de geçerlidir, ben ama şey yapayım, hani son zamanlarda gideceğim etkinlikleri ukalalık olarak değil ama eskisinden 10 katı daha çok seçiyorum. Kimlerle aynı fotoğraf karesinde olacağım ya da aynı fotoğraf karesinde olmasam bile aynı sayfada, aynı algıda gözükeceğim. O nedenle eskisinin 10'da 1'i kadar falan gidiyorum. Aynen, yani aynı noktaya geliyoruz. Hani yaşım gereği, yaptığım iş gereği ukalalık değil ama nerede olduğumuza da çok dikkat etmemiz gerektiğine şimdi inanıyorum. Programın sonuna gelmişsin ama ben Özlem Seri Abiye'nin inceliklerini de sormak istiyorum. Çünkü benim için iki tane korkulu rüya vardır. Bir takı, çünkü takı bence ayrı bir uzmanlık alanıdır ve doğru kullanılması gerektiğini hep düşünürüm. Yani uygun, doğru. İki, Abiye.
Abiye'de bence çok tehlikeli bir alan. Sakın için biz ayrıca üçümüz yemek yiyelim. Ay, Özlem'in şahane. De ihtisas konusu, benim de ihtisas evet, konum evet. sayılır. Biz onu ayrıca konuşalım. Ben mesela temel birkaç bir şey alırım, severim böyle, seçerim. Sevdiğim markalardan, sevdiğim tasarımları. Onu 3 yıl, 4 yıl kullanırım. Sürekli aynı şeyi hiç sıkılmadan kullanırım. Yani evet. değiştirmem. Şöyle. Abiye'de ne yapacağız? O ay şahane. Yine heyecan dolu bir soru. Davet, bence Özlem'im de Abiye'yle hiç yıldızı barışamayanlar. Bir şey söyleyeyim mi? Samimi bir şey. Bizim markamızın, yapımızın içinde Abiye yerine, o böyle söylemiyoruz o kelimeyi, davet kostümü diyoruz. Ve onun içeriğini anlamaya çalışıyoruz. Yani insan içine çıktığımız keyifli bir atmosfer ve sorumluluğumuzun çok önemli olduğu, siz ev sahibi misiniz? Öncelikle bir ona bakmak lazım. Çok yakınlarınızsa tabii sizin biraz daha öncelikli duruşunuzun altını çizmek lazım. Ama gerçekten davetliyseniz ikinci, üçüncü dereceden gibi oradaki sakinliği elden kaçırmamak lazım. Işıltılarınızı destekleyecek artık makyajımız, mücevherimiz var. Dolayısıyla giysi de biraz geriye düşüp daha fazlaca giyme şansını elde edeceğiniz renk aralıklarını seçmek. Çok flash bir seçim yaptığınız zaman onu sıkça tekrarlama şansınız maalesef olamıyor giymek adına. Dolayısıyla biraz nötrlerde kalmak işte. Her zaman tabii siyah kolaylaştırır yaşamımızı ama işte orta ton bir green'in, gümüşün, doğru ton daha böyle bir antik gold'un, ten tonlarında dolaşmanın bir vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü gardırobunuzda defalarca kullanma şansınız var. Hemen Özlem'e göndermeyi yapıp rengi de aslında daha yaşamın içinden daha gündelik tonda kullanmayı tercih etmeyi de çok önermeyi seviyorum. Örneğin kırmızıyı. Böyle muhteşem bir takımda kullanmak gündelik gibi. Gündelik tonda rahatlıkla kullanılabilir mi böyle bence, bir takım? Mesela bugün tabii ki yani sokakta yürürken hangi sokakta yürüdüğü çok önemlidir eminim. Ama dengesi o kadar doğru ki Özlem'in altındaki sneaker onu aklıyor. İşte çantası da öyle çok doğru. Dolayısıyla böyle hani bence gerçekten ne şık dezirtecek bir durum yaratıyor. Yani siyah saklanmaya gerek yok. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla da hani ışıltılı bir şey giymek zorunda kalarak davetlerden kaçan çok. Şimdilerde bir tişört kalıbı gibi bir formla yere kadar uzun sadece jersey bir materyalle hani birazcık daha içine hafif bir doku koyup rahatsızlık vermeden, dekolte vermeden bir kılıkla Özlemciğim bu kaç gram falan denen davet kostümleri yapmaya çalışıyoruz. Çünkü harika. Hepimiz inanın bu ruh halindeyiz. Atıl'ın bana yaptığı böyle bir şey var. Atıl Kutuoğlu'nun en sevdiğim kıyafeti. Ne kadar önemli değil dümdüz mi? Konfor. Tişört gibi. O kadar güzel ya kendimizi ki. Kendimizi zorlamayalım, biz olalım. Tabii ki ben sadece tüm tasarımcı arkadaşlarım adına bizden destek alınmasını çok önemsediğimizi söyleyelim. Çünkü uzun eğitimlerden ve çok dünyayı tarayarak yaşıyoruz. Kapılarımızı çalmak korkutmasın. Çok güzel bir Türk tasarım grubuyuz. Moda Tasarımcıları Derneğimiz var. Derneğin evet. içinde olan olmayan tüm arkadaşlarım, yeni jenerasyonlar, duayenler, her biri için kapılar çalınabilir. Korkmadan destekleriz Şimdi diyorum. Oraya gideceğiz. Bu, Özlem Süer bana çok kızacak bunu söylediğim için. Bir de Özlem Güsar'ın anlattığı gusto'yu ve o yaşam deneyimini yaşamak için Özlem Siyer'in kapısını çalın. Harika bir köşkte çünkü. İnanılmaz. Harika bir showroom. Bembeyaz bir köşk. Ben şu anda benden nefret ediyor. Ay, ne canım. Yapıyorsun sen diyor. Evet buyurun sizi oraya alayım mı? Peki. Şimdi bu o köşkün bahçesinden mi efendim toprak? Evet. 100 yıllık bir köşk. Nişantaşı'dan o nereden? Bu Riva'dan. Biz bir köyde yaşıyoruz. Buyurun. Bu Paşamandıra köyünden. Oo Riva'dan geliyor. Burada Nişantaşı'ndan geliyor toprağımız. Evet. Buyurunuz. Bu arkadaşlarımız mantığını anlatmıştır. Biz her türlü politically incorrect tavra karşıyız. Her türlü eşitliği savunuyoruz. Buna coğrafya ve toprak eşitliği de dahil. Evet. Dokunabiliriz. Kimse kimseden evet daha üstün değildir savıyla. Evet, bütün topraklar güzel. Birbirine karışsın ah, ki. Harika. Şu günlerden bir barış içinde geçelim. Birlik bütünlük evet. içinde değil mi? Birlik bütünlük içinde geçelim. Business class uçmak zorunda mıyız? Ekonomi uçunca olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Niye? Ay kapat sen, ben kendi kişisel sorularımı soruyorum. Niye sen öpürüyorsun kulağımda ki?